Kripto Para başlıyor. Saatlerimiz 13.29'u gösteriyor ve şimdi değerli bir isim bizimle beraber olacak. iCrypek CEO'su Gökalp İçeri ağırlıyoruz. Gökalp Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar, hoş bulduk. Merhaba. Evet, şimdi önemli bir süreçten geçiyoruz kripto paralar anlamında. Çünkü Bitcoin'de uzun zamandır ilk defa görülen seviyeler karşımıza çıktı. Geçtiğimiz hafta itibariyle bir yükseliş başladı. Ve genel beklenti ETF'lerin artık onaylanacağına dair beklentiler. İşte 2024'te halving bekleniyor, yarılama bekleniyor. Bunların hepsinin tabii ki beklentileri kuvvetlendirdiğini görüyoruz ama biraz kısa vadeli bakalım dilerseniz. Öncelikle bir taraftan tabii geleneksel paralara, geleneksel piyasalara da paralel olarak Fed beklentilerinin de fiyatlamalara girdiğini görmek mümkün oluyor ama şu son dönemde görülen yükseliş acaba kalıcı olacak mı? Bu aslında biraz böyle bilinmeyen bir soru ama ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl bir süreç bizi bekliyor acaba kısa vadede? Çok teşekkürler. Öncelikle yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi küresel adaptasyonun artması beklentisi, spot ETF beklentisi cephesindeki gelişmelerden dolayı aslında hızlı bir yükseliş oldu. Küresel finansal piyasalar hem para politikaları, başta Fed'in ve gelişmiş ülke merkez bankalarının da artık tepe faiz oranlarına yakın seyretmeye başlaması, endekslerin bundan kısmen pozitif etkimesi ya da riskli varlıkların ya da risk işlem artması diyelim. Bu da kripto paraların yükselişini destekleyen şeyler ama biz izlediğimiz kadarıyla 2022'nin ortasından itibaren zaten Bitcoin, genel olarak kripto paralar, riskli varlıkları Nasdaq, S&P, Dow'u geçmişte olan, pandemi dönemindeki olan korelasyonlarını reddediyordu. Bir süredir yani Grayscale'ın bu en büyük trust fonu, ilk kurulan, 2013 yılında kurulan bir trust fonun önceki girişimiyle, bir spot ETF'e çevirmesi girişimiyle başlayan bir ETF dalgası var. Bunu SEC'in, yani Amerika'daki regülatörün çok doğru yönetemediğini düşünüyoruz biz. Çünkü orada bir sürü bir beklenti oluşturdu. Ve ardı sırada bir sürü spot ETF başvuruları gelmeye başladı SEC'e, Amerikan regülatörüne. Her nasıl Coinbase'in listelenmesine izin vermiş olsa da aynı SEC ve bir taraftan Grayscale Trust Fund'un açılmasına izin verse de 2013 yılında da, artı CME'de vadeli kontratların alınıp satılmasına izin verse işte ve diğer taraftan vadeli ETF'lerin, Ethereum ve Bitcoin ETF'lerin yapılmasına izin verse de spot ETF tarafında bir şekilde ayak diremeye başladılar. Ve hatırlarsınız bir Ripple davası vardı, Coinbase'in üzerine gitmişlerdi. Varlık tanımlamaları tarafında SEC'in kafası biraz karışık. Ve Grayscale bunun ardından bir ilk başvurusu reddedilmişti. Bunlardan bir temize gitti ve mahkemede Grayscale'ı haklı buldu. Ardı sırada bir sürü büyük şirketin spot ETF başvuruları geldi. Şu anda da şu noktadayız. Bu ETF başvuruları şöyle oluyor. Bir izahname hazırlıyorlar biliyorsunuz. Bizdekine çok benzer bir şekilde. İçeri dokümanları veriyor. Eğer SEC'in bir karşı mütalaası varsa bunu bildiriyor. Bildirdikten sonra da artık son kararın çıkması lazım. O kararda ya reddediyor usulden veya şey içerikten ya da izin veriyor. Bugüne kadar hep reddetti. Ama ikinci, üçüncü fazla görüyoruz ki artık SEC karşı mütalaaları bir kısmını yapmamaya başladı. Geçen haftaki yükselişin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Diğeri de BlackRock biliyorsunuz çok büyük bir varlık yönetim şirketi. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi varlık yönetim anlamında. Spot ETF başvurusunu yaptıktan sonra bu Araf'taydı. İlkin çünkü reddetmişti SEC. Araf'taydı. DTCC'de yani Amerika'daki takas ve clearing, mutabakat merkezi diyelim. Bizdeki takas banka benzer. Ama yanlış hatırlamıyorsam 22 trilyon dolar civarında, 25 trilyon dolar civarında bir hacimleri vardı 2022 yılında. İnanılmaz büyük bir yerden bahsediyoruz. Orada onların web sitesinde BlackRock iShares Spot ETF'in isminin geçmesi, insanların demek ki evet bu onaylanacak yönde bir pozisyon almasına ve Bitcoin'in birden %14, %15 yükselmesine yol açtı. Soru neydi? Soru bu yükselişin kalıcı evet. Olmasını bekler mi? Evet beklerim. Çünkü öyle ya da böyle en iyi konu artık tüm analistlerin diline pelesenk oldu. Öyle ya da böyle SEC bunu onaylayacak. Bunun için de bu olası tarihi... Tarih olarak da Ocak başı veriliyor değil mi? Çünkü hani ilk başvurunun artık sona ereceğini biliyoruz 10 Ocak'ta. Dolayısıyla hani başvuru süresi o günde olacağı için ilk başvurana
SEC'in, SEC'nin dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla Ocak başı o haftalar kritik olacak herhalde, değil mi? Doğru. Yani 10 Ocak'a denk geliyor o tarih. Ama 10 Ocak'a beklemeyebilir bu arada SEC. Onun öncesinde de onaylayabilir bunu. Bahsettiğim şey bu aslında. Yani mesela bunu çok kötü yönettiler. Bunu halbuki biz biliyoruz, Kanada'da bir tane spot ETF var. Avrupa'da spot ETF var. Vadeli ETF'lere izin vermişsin sen tepe regülatör olarak. Bu şekilde öteleyerek bu sefer piyasadaki beklentiyi artırmış durumda oldu. O yüzden herhangi bir habere çok volatil tepki vermeye başladı piyasa. Bu yani ne kadar sağlıklı, yani bir şişkinlik, bir balon oluşturmuyor mu bir yandan da? Dolayısıyla hani bu diyelim ki evet onay vermesi bekleniyor ama vermediği takdirde, ya da belki de hani bizim şu anda aklımıza gelmeyen bir şekilde onay geldiği takdirde, hani farklı bir regülasyon çerçevesinde gelirse, o zaman hani bu balon patlayabilir mi? Daha kötüsü olabilir mi? Ne dersiniz? Açıkçası bunu çok inanılmaz az bir olasılık atfederim böyle bir şeye. O onaylanmaması bu saatten sonra artık o şeyden, hani ok yaydan çıktı diyebiliriz. Çünkü mahkeme, temiz mahkeme dönüp şunu söylese ki, madem bunu onaylamayacaktın, neden o zaman CME'de ki vadeli kontratlara izin verdin ve vadeli ETF'leri onayladın? Bu oldukça sert aslında SEC için. Ama diğer taraftan onaylanması, sorunuza cevap, onaylanmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ben. Bunun tarihi dediğiniz gibi 10 Ocak olabilir ama bunun öncesinde de olabilir. SEC'in bunu doğru yönetemediğini düşünüyorum, tekrar ediyorum. Fed nasıl beklenti yönetimini güzel, elbette bir merkez bankası, bir regülatör, farklı konular ama sonuçta SEC'in tepe şeyi ne denir, amacı yatırımcıyı korumaktır. Bu şekilde gereksiz yere yorumlar ve gereksiz yere piyasa çok fazla yoruma açık hamleler yaptığı zaman da bu şekilde beklentiye giriyor piyasa. Bir tane orada DTCC'de bir tane text görünce de %14, %15 götürüyor piyasayı. Ne Evet. olacak peki? Evet, ne oldu? Öyle ya da ne olacak? Öyle ya da böyle onayladılar diyelim. Biz ProShares Bitcoin ETF'i, bunlar BITO şeyi, ticker'ı. İlk girdikten yanlış hatırlamıyorum 2 gün içerisinde 1,2 milyar dolarlık bir varlık girdi içerisine. 2021 yılında, 2021'in Ekim ayında launch edildiler onlar. Genel piyasadaki beklenti de spot ETF'lerin girmesinin sonrasında kurumsalların çok daha kolay giriş çıkış yapabileceğine dair olan beklenti. Bu da adaptasyonun arttırması ve trade finance tarafında daha fazla alınıp satılıyor olması kripto paraların. Şimdi Grayscale Bitcoin Trust'ı, bu bir trust fon. İnsanlar çok hızlı girip çıkamıyorlar buna. Bir trust fonun kendi doğası gereği. Çok hızlı girip çıkamadıkları zaman da piyasa düşüyorken Bitcoin'in, ellerindeki Bitcoin'i satamıyorlar. Trust fonu satmaya başlıyorlar. Trust fonu sattıkları zaman da %46'lara kadar iskontolu trade etmeye başlıyor. Dolayısıyla bir derece sağlıksız bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Trust fon cephesi, Grayscale cephesinde. Zaten Grayscale buna itiraz ediyordu. Spot ETF'lerin hayata geçmesiyle, Grayscale'ın kendisini spot ETF'e çevirmesiyle birlikte buradaki discount'un ortadan kalkmasını bekliyordu. Çünkü çok daha hızlı, çok daha kolay bir şekilde kurumsallar, işte dediğim gibi trade finance katılımcıları, belki yatırım fonları, belki emeklilik fonları, bunlara belki diyorum ama bunların katılması olası. 2021-2022'de bunun örneklerini gördük New Jersey'de, New York'ta. %3, %5 kendi varlıklarını kripto para alarak, fonları değil kripto para alarak yatırım yapmaya çalışan emeklilik fonları gördük. Dolayısıyla genel beklenti Spot ETF'lerin onaylanmasının ardından kurumsal adaptasyonun artması. Evet. Peki bunun hemen fiyata yansımasını bekler miyiz? Bunlardan böyle bir soru gelir. Histerik bir hareket ben beklemem. Zaten Olmasını da şu anda istemiyorum. hani bu biraz hani beklentilerin satın alınıp yani gerçekleşmelerin satılması durumu oluşabilir mi? Bu da bir soru aklıma gelen. Yani şu Süper. anda kademeli olarak zaten bir yükselişten bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu gerçekleştikten sonra biraz daha böyle bir geri çekilme, önce sonra da normalleşme mi bekleriz? Ne dersiniz? Süper yorum, doğru söylüyorsunuz. Bu iki tane sektör lideri zaten benzer bir şey söyledi. Zaten JP Morgan yeni bir analiz galiba bugün ya da dün fiyatlandığını söylüyorlar şu andaki şeyin, ne denir, durumun. Diğeri de bundan bir 3-4 hafta önce Coinbase benzer bir şey söylemişti. Ben onlar kadar itidalli ya da muhafazakar değilim. Elbette fiyatlandığını düşünüyorum ve haber açıklandıktan sonra volatil bir hareketin olmasını bekliyorum. Hemen ardından satış gelmesini değil.
Ama şu an genelde fiyat ve fiyat adımları veya fiyat hedefi konuşuyorken rejimler konuşmayı tercih ediyorum ben. Her ne kadar Bitcoin kabaca bir yıl içerisinde 22 bin, 24 bin, 26 bin, 28 bin geniş bir bantta trade ettiyse artık 30 bin, 40 bin gibi daha yukarıda bir rejimde trade etmesini ben beklerim. Spot ETF dalgalarının veya spot ETF haber dalgalarının biz duydukça. Ancak kripto paraları veya Bitcoin'i sadece etkileyen bu değil biliyorsunuz. Bir taraftan SEC'in elinin zayıflamasıyla birlikte Ripple'ın yaptığı girişimler, ataklar ve iş geliştirmeleri var. Atak demeyelim buna. Diğer taraftan benzer bir şekilde Ethereum tarafında yeni güncellemelerin olacağını da biliyoruz. Bu ölçeklendirmeyi ve fiyatlamayı daha makul bir hale getirecek Ethereum tarafında. En tepede ve en önemlisi de Bitcoin'in biliyorsunuz 2024 yılında siz de söylediğiniz yayının başında kabaca Nisan sonuna denk gelmesini beklediğimiz, Nisan sonu Mayıs başı belki denk gelmesini beklediğimiz 210 bininci yeni blokla birlikte bir yarılanması olacak. Bu yarılanma uzak olan izleyenler için, konuya uzak olan izleyenler için hatırlatayım. Bu madencilerin kabaca kazandığı ücretin artık yarıya inmesi demek. Her blokta şu an 6,25 adet Bitcoin üretiliyor. Bu üretilen Bitcoin 6,25, 3,125 adet üretilmeye başlanacak. Nisan sonu ya da Mayıs gibi. Bu da kabaca şu an 900-930 adet Bitcoin üretiliyor her gün. Yani yılda 300 bin eder kabaca. Bu da 150 bin adet üretilecek veya 150-160 bin adet üretilecek Bitcoin üretilecek anlamına geliyor. Şimdi adaptasyonu konuşuyoruz. Spot ETF'lerin hayata geçmesini konuşuyoruz. Diğer taraftan emeklilik fonları, yatırım fonlarının bunu alması, şeylerinden varlıklarını tutmaları, bilanç olanı tutmalarını konuşuyoruz. Böyle durumda adaptasyonun artması, talebin artmasının beklendiği durumda arzın kısılması ya da mevcut olan ne denir? Katılımcıların daha agresif bir piyasada mücadele etmesi satın almak için. Bunun çıktısı varlık ne olursa olsun fiyat yükselişidir. Şimdi birkaç tane Bu daha sorum olacak. Şimdi halvingden bahsettiniz. Evet. Bu daha önceki yarılamalara, halvinglere baktığımız zaman hep bir yükseliş gelmiş. Hani hep üzerine katarak devam etmiş. Bu şu anlama mı geliyor? Yani bu sefer de yine koşulsuz olarak yükselecek diyebilir miyiz? Yoksa orada az önce bahsettiğiniz, yani tabii ki işte hani ne sadece ETF'lere dayalı Bitcoin'deki yükseliş ne de başka şeylere. Yani burada farklı dinamikler var ama olumsuz bir haber akışı. İşte mesela Fed'i konuşuyoruz. Fed'in önümüzdeki dönemde ne yapacağına dair belirsizlik devam ediyor. İşte enflasyonla mücadele için elinden o piyasanın iplerini bırakmak istemiyor. Sıkı para politikalarına ilişkin olarak. Yani herhangi bir olumsuz haber akışı olduğu takdirde olumsuz etkilenebilir mi? Yoksa halving geliyor, kesin koşulsuz yükseliş olacak demek mümkün mü? Elbette yani hiçbir finansal varlık için kesinlikle yükselecek ve zirveye gidecek dümdüz bir trend çizgisi söyleyemeyiz, bekleyemeyiz. Halving'in beklentisi çok yani yüksek ve pozitif. Ama diğer taraftan dediğiniz gibi küresel merkez bankaları, gelişmiş ülke merkez bankaları cephesinde enflasyon veya büyüme veya kredi kanalları ya da lojistik kanallar cephesinde bambaşka şeyler olabilir. Yani İsrail-Filistin savaşı hiç kimsenin gündeminde değildi. Altın 1800-1850'lerde, 1800'lerin etrafında rahat rahat trade ediyorken 2000'lerin üzerine fırladı. Birden Fed'in, Powell'ın konuşmaları biraz güvercin algılandı. Tahvilleri başka bir yere gönderdiler. Gidip hisse senedi aldılar gibi gibi. Dolayısıyla Bitcoin de artık veya kripto paralar da artık bir finansal varlık gibi değerlendirilmeli. Şu güzel, geçmişte pandeminin başında ve ortasında diyelim, farklı dönemlerde altınla korele ve Nasdaq'la korele bir şekilde hareket etmişti. Ama şu anda o korelasyonların bozulduğunu görüyorum ben. Dolayısıyla zaten bu 26 binden 34 bin, 35 bin olan gidişte de bayağı kendi dinamikleriyle hareket etti. Peki yani bu Yani korelasyonun bozulması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Çünkü mesela altınla ilgili korelasyon bozulunca işte altının jeopolitik risklere karşı hala duyarlı olduğunu görüyoruz. Bunu birkaç hafta önce yaşanan Orta Doğu'daki gelişmeler bize gösterdi. Artık bu hafta itibariyle oradaki bütün primlerini geri vermiş gibi duruyor ama hani altında geri çekilme yaşanırken biz Bitcoin'de yükseliş olduğunu geçen hafta itibariyle çok belirgin bir şekilde gördük. Ama mesela hani burada hani bir dönem ilk bundan 2 sene
önce yanlış hatırlamıyorsam hep şunu konuşuyorduk. Yeni işte güvenli liman yani Bitcoin mi? Bitcoin altının tahtını sarsacak mı? Burada hani ikisinin korelasyonunun bozulmuş olması bize tam olarak ne gösteriyor ve Bitcoin'in bu anlamda hani hangi gelişmelere bağlı olarak biraz daha kendine bir yer edinmesi söz konusu olabilir? Tam aslında sorunuzun cevabı sorunuzun içerisinde gizli. Bitcoin'in öncelikle yer edinmesi lazım. Şu an yer edinmeye çalışıyor. Yani bir finansal varlık ya da bir commodity, bir emtia gibi yer edinmeye çalışıyor. Altın durumu farklı. Ama bazen altın gibi hareket ediyordu geçmişte. Şimdi bazen hisse senetleri gibi hareket ediyor. Göreceğiz. İleride bir süre sonra bazen petrol gibi hareket edecek. Çünkü insan diyecek ki evet ben buna erişemiyorum ve kıt kaynak. Diğer taraftan yer edinmesinden kastım şu, regülatörlerin, devlet otoritelerinin ve yatırım kuruluşlarının, bunun içerisinde tümü dahil, yani fonlardan tutun tümü dahil, yatırım kuruluşlarının Bitcoin ya da kripto paraları bir finansal varlık, emtia para olarak tanımlamanın ötesinde, yaşamın içerisinde alıp satarak bunu realize etmeleri gerekiyor. Buna daha yolumuz var bence. Yani insanlar şu an para olarak evet bir uçtan uca bir mesaj ya da para veya bir değer transferi aslında bir Bitcoin. Ama bir taraftan da finansal varlık olarak alınıp satılıyor. Evet. İnsanlar başka bir şey alıp satamadıkları dönemlerde yani hisse senedinde para bulamayacakları, bir getiri elde edemeyeceklerini düşündükleri dönemde veya altında sonra kripto paralara kayıyorlar. Buna en yakın örneğini kendi ülkemizde gördük. Yani pandemi döneminde kendi ülkemizde gördük. Kripto paralar yükseliyorken insanlar, hisse senedi trade etmeyen insanlar, kripto paralara kayarken, kripto paraların düşüş döneminde 60 binden 45 binden aşağı yuvarlandığımız dönemlerde, kripto paralar çok iyi bir hisse senedi yatırımcısı makinesi oldu. Ve MKK'daki kayıtlar patladı vesaire falan bunu biliyoruz. Dolayısıyla evet. Şu an Bitcoin'in ve kripto paraların öncelikle tanım sadece doğru değil. Yani bir regülatör veya devlet otoritesi evet bu bir emtiyadır veya finansal varlıktır demesiyle olmuyor. Yani o hukuki olarak zemini vergilendirmeyi bu işlem platformları ya da aracı kurumlar veya saklama hizmeti yapan kimse bunların işleyişlerini ve işleyiş şekillerini belirliyor. Orada evet. O sektördeki çalışanların şekillerini, işleyiş şekillerini belirliyor. Ama finansal varlık emtia şeyin ne denir trade edilen enstrümanın kendisinin önce yerini kendisini realize etmesi lazım. Buna daha vaktinin olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden korelasyonlar, işte Nasdaq'ta olan korelasyonu farklı bir süre öyle gidiyordu. Çünkü teknoloji hisseleriyle birlikte gidiyordu. Çünkü siz Nasdaq'a baktığınızda orada kripto para, düzeltiyorum, Bitcoin madencilik şirketlerinde görüyordunuz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla oradaki en büyük tepe şirketlerin, PayPal'ın, işte Google'ın, Amazon'un kalkıp kripto paralara araştırma departmanları kurduğunu ya da içerisinde PayPal gibi, Tesla gibi şirketlerin risk barındırdıklarını görmeye başladı. Dolayısıyla bir şekilde teknoloji hisseleriyle birlikte hareket etmeye başladı o dönemde kripto paralar. Evet. Ama şu anki kendi dinamikleri farklı. O yüzden tümünü reddediyor. Yani altın gibi de trade etmeyi ve hisse senedi gibi de trade etmeyi reddediyor. Çünkü kendi iç dinamikleri çok güçlü. Ama bir yandan da bir yer edinmeye çalıştığını söylüyorsunuz. Şimdi şunu merak evet. ediyorum. Yani bütün bu yaşananlar acaba hani bize Bitcoin'i, Ethereum, Ripple'ı daha çok konuşuyoruz ama altcoin'lere nasıl yansıyacak? Yani olumlu etkilerinin orada da görüldüğünü aslında iştahı arttığı için görmek mümkün oluyor ama orada da kalıcı olacak mı? Birinci kısmı sorumun. İkinci tarafı da siz de bir taraftan da yerel bir token'ı hayata geçirdiniz. Onun da detaylarını dinlemek isterim. Az vaktimiz kaldı o yüzden ikisini birlikte sormuş olayım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok naziksiniz. Altcoin'ler için şunu söyleyeyim. Buradaki projeler çok kez ilk çıktıklarında bayağı böyle neşeyle şen şakrak karşılanıyorlar, alkışlanıyorlar. Eğer teknolojisi iyiyse komünite tarafından da bir karşılık buluyor ve değerleniyorlar. Ama kripto paraların düştüğü dönemlerde, baskılandığı, satış yediği dönemlerde bu projelerin değerleri unutuluyor, kenarda kalıyor. Yani ilk başta işte Link'in sunduğu değer önermesi, Ethereum demeyeyim, Phantom'un sunduğu değer önermesi, AVAX'ın sunduğu değer önermesi unutuluyor insanlar tarafından. Halbuki Manhattan'ı ya da işte New York'u... Evet. Olduğunu söylüyordu şey, ne denir, Avalanche.
Ez cümle şunu söyleyeyim. Piyasa yükseldikçe veya işte piyasa bahsettiğimiz gibi dinamikleri, adaptasyon arttıkça şeyin de nedir? Altcoin'lerin de düzgün, sağlam, ayağı yere basan projelerin de yükselmesini beklerim. Bu beklenti Bitcoin dominansını yani hakimiyetinin de yükselen piyasada görece yavaşlaması, yükselişin hakimiyetinin yükselişinin yavaşlaması ve bir süre sonra da durmasını beklerim. Biz IcraPex olarak ICPX token'ı, native, kendi token'ımızı çıkarttık. Çok kısa bundan bahsedeyim. 2018 yılında kurulan bir şirketiz. 2024'te kendimizi çok iyi hissediyoruz. Yurt dışında 3 farklı bölgede faaliyetimiz başlıyor. Güney Afrika, Brezilya. Buradan hem KYC ile müşteri toplayabiliyor, AML kurallarına dikkat edebiliyor, bakabiliyor. Diğer taraftan da para toplayabiliyor haldeyiz. Dolayısıyla IcraPex zaten kurulurken global bir vizyonla kurulmuş bir şirket. Şu anda da token çıkartmanın çok doğru bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Şirkette çalışan herkes sermaye piyasalarından gelen insanlar. Ben finans mühendisiyim. Burada trade finance'in bir sürü ürünü replike etmek istiyoruz. Önce globalde bunu regülasyonlara uygun bir şekilde globalde bunu anlatmak istiyoruz. IcraPex token'da yani ICPX token'da tüm bu finansal replike edeceğimiz ürünlerin tam merkezine koyduk. Dolayısıyla da token ekonomisinden ve use case'inden oldukça memnunuz. Bu kadarını söyleyeyim şimdilik. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için, yapmış olduğunuz değerlendirmeler için. iCrypex CEO'su Gökalp İçer bizimle beraberdi. Kripto para programında programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.